Merhaba, saatler 14, piyasa hattı başlıyor. Ben Burcu Kıratlı. Artık haftanın sonuna yaklaştık. Son dördüncü işlem günündeyiz. Evet, haftayı geride bırakırken şöyle bir gelişmelere baktığımız zaman Borsa İstanbul'da 9000'in altındaki seyir ön plana çıktı. Küresel piyasalarda ise bir taraftan da makroekonomik verileri takip ettik. Dün Powell'ın Senato'da yaptığı konuşmayı takip ettik. Ve dolayısıyla faiz indirimine dair bir taraftan piyasa ipuçları ararken risk iştahının aslında çok da kötü olmayan, bozulmamış şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ama Borsa İstanbul için durum biraz daha yatay diyebileceğimiz bir haftayı şu anda tamamlamak üzere. Bugünün üzerine bakacak olursak Borsa İstanbul %2.33 arttı. 8.946 puanda. Dolar TL cephesine baktığımız zaman artık 32 TL'ye yaklaşmış bir dolar kuru görüyoruz. Binde 2.5 arttı da bugün de 31.84'ten işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Euro TL tarafına baktığımız zaman ise yine binde 5'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 34.83'ten işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Parite tarafına baktığımız zaman Euro dolarda 1.0896, artık paritenin de 1.09'daki hareketine iyice yaklaştığını da diğer taraftan görüyoruz. Avrupa borsalarına baktığımızda bugün Londra endeksinde diğerlerinden, kıta Avrupa'sından biraz daha ayrışan, yatay aşağı bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. 7.660 puanda. Diğer tarafta Kakaran endeksi binde bir artta 7.962 puanda. DAX endeksi 17.719 puanda, oldukça yatay bir görünümde. İtalya'da Milano endeksi 33.389 puanda. Bugün bu arada ECB'den de faiz kararının geleceğini takip edeceğiz bir taraftan. Dün de söylemiştim, faiz indirimine ilişkin herhangi bir değişiklik beklenmese de bir sonraki toplantıda atılacak adımın artık faiz indirimi olacağı yönündeki beklentiler de artmış durumda. Diğer taraftan vadeli piyasalarda dün söylemiştim, Powell'ın konuşmasını takip ettik. Bugün tekrar bir sunum yapacak. Fakat tabii genel itibariyle verdiği mesajlarda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Artık Fed'in yol haritasına ilişkin 2024 yılı içerisinde 3 ya da 4 faiz indirimi beklentisi piyasaların şu anda istediği, beklediği durum olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugüne de bakacak olursak Dow Jones'un 38.731 puanda, 10.000'de 6 artıda olduğunu görüyoruz. Nasdaq vadelisi dün de pozitif ayrışan taraftaydı. Bugün de biraz daha güçlü olan durum endeksler içerisinde olduğunu görüyoruz. Teknolojinin gücünü hala koruduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. 18.112 puandan işlemlerin geçtiğini görüyoruz. S&P'ye baktığımız zaman diğer taraftan 5.122 puanda olduğunu görüyoruz. Binde ikilik yatay bir yükseliş söz konusu. Yarın ABD piyasalarında da tarım dışı istihdam günü, bunu da hatırlatmış olalım. Diğer taraftan emtia ve kripto para piyasalarına baktığımız zaman spot altında 2.155 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görmekteyiz. Altında bu hafta ve Bitcoin'de de bu hafta tüm zamanları en yükseklerini test etmişti. Emtia cephesinde dolar endeksinden belki de bağımsız olarak olumlu bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Gram altında ise artık 2200 TL'yi konuşur vaziyetteyiz. Binde 8'lik yükseliş dikkat çekici. Yükselişin bir kısmının dolar TL kuru, bir kısmında ons altının yükselişinden de kaynaklandığını söylemek mümkün. Bitcoin cephesi yine bu hafta içerisinde tüm zamanların en yükseğini test etmişti. 69 binlerden şu an 67 binlere biraz kar satışların geldiğini görsek de yine de en kuvvetli olan kripto paranın şu anda gücünü koruduğunu hala görmekteyiz. Brent petrol tarafında ise 82.43'ten işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Binde 6'lık bir düşüş var. Ham petrolde ise 78.45'ten yine işlemlerin geçtiğini görmekteyiz. Petrol tarafında bugün de biraz satışların hakim olduğunu görüyoruz. Buradan gidelim İntegral'e. Başak Kara bizi bekliyor, araştırma uzmanı. Başak, merhaba. Merhabalar. Şimdi haftanın artık bitiriyoruz, sonuna geldik gibi gözüküyor. Biz de bir taraftan 9000'in altı seyir artık kalıcı mı oldu diye de sorguluyoruz. Yurt dışında ise verileri takip ediyoruz. Sen neler söylersin? Endeks tarafında kar realizasyonları izliyorduk. Bugün de tepki alımlarını aslında izliyoruz. Çünkü uzun zamandır güçlü bir tepki alımı gelmiyordu. Biraz da fiçe yönelik beklentiler de var. Yani not görünümümüzü yükseltebileceğine yönelik, pozitif olabileceğine yönelik biraz beklentiler de hakim. O beklentileri bence yaşıyoruz. Ondan dolayı da yukarı yönlü bir tepki alımları var. Özellikle bankacılık endeksi ve ulaştırma endeksi destekliyor. Ulaştırma endeksi içerisinde Türk Hava Yolları'nın puan bazlı katkısı yüksek. Dolayısıyla genele yayılan alımlar da var açıkçası. Risk iştahı endeks içerisinde devam ediyor. Bir taraftan bilançolar da geliyor. Beklentisi iyi olan şirketler,
burada pozitif fiyatlanıyor ve 2024 yılına ilişkin beklentilerinde şirketlerin özellikle yukarı yönlü revizyon yapmasında biz de takip ediyoruz. Hani bu şirketleri inceliyoruz. Özellikle yatırım hikayeli bazlı ihracat şirketleri de yine ön plana çıkmaya devam ediyor. Şu an için hani 8900 seviyesi önemli bir direnç seviyesiydi. Bu seviye üzerinde konumlandığını izliyoruz. Ama hani not görünümüze ilişkin dediğim gibi pozitif olması burada 9000 seviyesinin üzerinde hani 9400 seviyesine doğru bir hareket alanı oluşturabilir. Hani 8650 seviyesi de önemli bir destek seviyesi bence. Hani yeni pozisyonlanma için 8650 seviyelere alım fırsatı verebilir diye düşünüyorum. Küresel tarafta Powell'ın konuşmaları önemliydi. Yine bugün de konuşması var. Fakat sürpriz bir konuşma olmadı. Bir taraftan da Lagarde'ın bugün konuşması olacak ve Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi önemli olmasını bekliyoruz. Başak Kara, teşekkürler. Evet, kısa bir araya gidiyoruz piyasa hattında. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk bizimle birlikte olacak. Elvan Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Elvan Hanım, şimdi malum tabii yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben de bu hafta sizin gibi değerli bir yöneticiyi ağırlama şansı buldum. İzin verirseniz bu anlamda ilk önce kadının istihdamdaki yerinden başlamak istiyorum. Özellikle sizin sektörünüzde de bu dönemde, bu sene kadın istihdamında özellikle kadının yerini nasıl görüyorsunuz ve pandemi sonrası yaşanan süreçle birlikte ele alırsak bu anlamda biraz daha kadınların iş gücü kaybında daha geri çekildiğini bu dönemle birlikte gözlemlediniz mi ve sektörel anlamda kadın istihdamına yönelik sizin sektörünüzde nasıl gelişmeler oldu bu? Tekstil ve konfeksiyon sektörü aslında bu konuda çok avantajlı bir sektör. Çünkü bizim kadın çalışan sayımız çok fazla. Konfeksiyon kısmımızda yani sadece Sun Tekstil'de baktığımız zaman %62-63'lere varan bir kadın çalışan oranımız var. Tüm gruba baktığımızda da bu rakam 50-50 gibi, yani çok eşit bir dağılım söz konusu. Bu tabii bizim açımızdan çok sevindirici. Pandemi döneminde kadın çalışan açısından biz çok fazla bir zorluk yaşamadık. Ama belki de sektörümüzün niteliği nedeniyle böyle oldu. Ve kadın çalışanlarımızı desteklemeye her aşamada devam ediyoruz. Ve buna da çok önem veriyoruz. Hem kendi şirketimiz içerisinde hem de aslında STK'larda bu konuda çok derin çalışmalarımız var. Müşterilerimizle de beraber yaptığımız eğitim programları, onlarla beraber yürüttüğümüz projelerimiz de var. Teşekkür ediyorum. Tabii malum bir taraftan da bilanço dönemi içerisindeyiz. Sun Tekstil 2023 3. çeyrek sonu itibariyle net dönem karı yaklaşık 507 milyon TL olarak gerçekleşmişti ve 207 milyon TL'lik de Ar-Ge ve kapasite yatırımları yapmıştınız. Özellikle bu tabii bu anlamda da yükümlülükler de biraz artmıştı. 1.6 milyar TL'ye, önceki döneme göre 925 milyon TL'ydi. Bu anlamda tabii gelecek olan bilançoyu değerlendirecek olursanız ve de bu yükümlülükler yatırım harcamaları anlamında mı arttı? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Yatırım harcamalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Biz 2022'de halka arz olduğumuz zaman 395 milyon TL'lik bir fon yarattık. Bunun bir kısmıyla finansman giderlerimizi azaltmak için kredilerimizi azalttık. Bir kısmını Ar-Ge yatırımlarımıza harcadık. Bir kısmında da sizin de bahsettiğiniz gibi 200 milyon civarında bir rakamla da başka yatırımlar yapıyoruz. Bunların içerisindeki en önemlilerinden bir tanesi 1 milyon euro harcadığımız atık suyun geri kazanımı projesi var. Bu boyanede kullandığımız suyun %95'inin tekrar sisteme geri kazandırılması. Bu projeyi geçen sene başında başlattık ve şu anda geldiğimiz noktada da oldukça pozitif bir görünüm var. Bütün işletmede bunu uygulamaya başlama aşamasına geldik diyebilirim. Bunun dışında Torbalı'da organize sanayi bölgesinde yeni bir tane bina yapıyoruz, 16 bin metrekarelik ve bunu yapmaktaki amacımız Sun Tekstil'in iç üretim birimlerini bir araya toplayarak verimliliğimizi arttırmak.
sinerji oluşturmak. Oradaki yatırımımız devam ediyor. Başka yatırım olarak Barcelona'da bir tasarım ofisi kurduk. Bunu da zaten yapacağımızı belirtmiştik halka arz olurken. Evet, tabii ki bütün bu yeni fabrikalar, yeni yatırımlar, yeni makineler gerektiriyor. Bir yandan da onları yapıyoruz. Yani yatırımlarda aynı noktadayız. 2023 sonuçlarımıza bakınca da şirket olarak aslında güzel bir sene geçirdiğimizi söylemem lazım. 2023'te biz FTR'de %3 euro bazında büyüyeceğimizi öngörmüştük ki bu aslında çok da temkinli bir rakamdı. Ve bu paralelde de gerçekleştiğini söyleyebilirim. Tabii ki şu anda resmi sonuçları söylemem mümkün değil yıl sonu itibariyle. Ancak öngördüğümüz şekilde, pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz diyebilirim. Elvan Hanım, şimdi İspanya dediniz, orayı da not ettim. Bir de ben bu Torbalı'daki 16 bin metrekarelik yeni tesise taşınmanızın ne zaman gerçekleşeceğini sormak istiyorum. Özellikle KAP bildirimde burada optimizasyon ve maliyetlerin düşürülmesi anlamında ve verimlilik açısından olumlu etkilemesini bekler misiniz? Beklerseniz bunun finansallara yansımasını ne zaman görürüz olarak sorayım. Bir de İspanya'dan da bahsettiniz. Bu anlamda da Avrupa pazarlarına da gözünü diktiğinizi söyleyebilir miyiz ihracat birlikleri anlamında? Şunu söylemek lazım zaten. Sun tekstilin, yani konfeksiyonumuzun %90'ı zaten ihracat tamamıyla. İspanya bizim çok uzun zamandan beri önemli bir pazarımız. Buna benzer bir şekilde İngiltere çok büyük bir pazarımız. Yine Avrupa, hem İsveç hem Fransa büyük pazarlarımız. Yeni bir pazara gözümüzü diktiğimizi söylemek çok doğru olmayacaktır ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz mevcut müşterilerimizde ve mevcut pazarlarımızda derinleşiyoruz ve büyüyoruz şirket olarak. O yüzden sadece zaten İspanya'da tasarım ofisimiz yok. Aynı zamanda İngiltere'de de tasarım ofislerimiz var. Yurt dışında bizlere tasarım yapan yaklaşık 30 tane tasarımcı arkadaşımız var. Kendi ofislerimizde çalışan. Tasarıma yaptığımız yatırımla, aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili yaptığımız yatırımlarla beraber müşterilerimizle daha uzun soluklu, tam bir partner, yani ortak mantığıyla aslında hareket etmeye başladık. O yüzden de 2024'de de bir yandan umutla bakıyoruz diyebilirim. Evet, 2000 Kasım sonundaki açıklamanızda özellikle 2024 yılı için sektör açısından kolay bir yıl olmayabilir, biraz zorlanabiliriz demiştiniz. Şu anda tabii bir taraftan da sıkılaşma döngüsü içerisinde olduğumuzu düşünürsek, mevcut finansman koşullarına göre nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Gerçekten sizin için zor geçebilecek bir yıl mı? Biraz daha iyi manevralarla bunu atlatabiliyor musunuz? Sundex'in açısından bir sıkıntı görmüyoruz, onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama biz biraz yaptığımız ön çalışmalarla diyeyim, hazırlıklarla yıllardan beri süren farklı bir pozisyondayız firma olarak. Ama 2024, evet, sektör açısından baktığınızda 2023 de zaten çok kolay bir yıl değildi. 2024 de benzer bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum ama güzel olan rakamlardan bir tanesi şu: 2024'ün Ocak ayından Şubat ayına geçerken tekstil konfeksiyon ihracat rakamı %5.2 arttı dolar bazında. Bu çok güzel bir gösterge. Ben bu iyileşmenin özellikle bu sezon geçişi, hatta ben geçen seneki programda da söylemiştim, bizim Ocak-Şubat ayları genelde tekstilde hep yavaş aylarımızdır. Bu sezon geçişiyle de beraber ben birazcık daha rayına oturmasını bekliyorum. Tabii önümüzde bir seçim dönemi var. Biliyorsunuz özellikle kurlardaki değişimler, maliyetlerdeki artışlar ve bu enflasyonist ortam tabii ki bütün sektörleri zorluyor. Umarım 2024 yılı sektör içinde 2023'e göre daha iyi geçecektir. Elvan Hanım, bu Afyon'daki yatırımınızla ilgili henüz daha erken aşamadayız demiştiniz. Bununla ilgili, bu yatırımla ilgili son durumu, bir de bu Torbalı'daki özellikle tesise taşınma zamanı ile ilgili ve buradaki verimlilik artışı ile ilgili, optimizasyon çalışmaları ile ilgili neler söylersiniz? Şöyle, biliyorsunuz bu inşaat işleri hiçbir zaman planladığınız şekilde olmuyor. Hı hı. Ama şu anda bizim hedefimiz sonbaharın başı gibi işletmemizi tamamlamış olmak. Yani sonuçlarını ne zaman görürüz derseniz herhalde yılbaşı civarlarında
daha net bir resim çizebiliriz diye düşünüyorum Torbalı için. Afyon ise çok daha uzun vadeli bir iş. Çünkü organize sanayi bölgesinin oluşumu, gerekli izinler ve yapılanmanın, altyapının yapılması süre alıyor. Onun tam olarak herhalde daha 1-2 senesi var diyebilirim. Elvan Hanım, bir de sektör ortalamasının üzerinde bir birim fiyatla katma değerli satış yapıyoruz demiştiniz. Özellikle tabii yine 2024 yılı için değerlendirecek olursak bu ortalamaların üzerinde seyreder mi satış fiyatlarınız? Onu da sormak isterim. Seyredecektir. Çünkü biz özel ürün grupları yapıyoruz ve tasarımın da katkısıyla beraber satış fiyatlarımızdaki seviyeyi koruyabiliyoruz. Ekote'nin ortalama kumaş satış fiyatı Türkiye'nin 2 katı. Sun Tekstil'in de bitmiş ürün satış fiyatı yine Türkiye'nin 1,3 katı. 2023 gerçekleşmeler bunlar. 2024'te de benzer rakamları göreceğiz diye düşünüyorum. Son tahlilde bu temettü planlarınız ve sermaye artışı ile ilgili planlarınız var mı 2024 yılı içerisinde? Böyle bir öngörünüz nedir bu durumla ilgili? Halka arz olduğumuzdan beri temettü dağıtıyoruz. Dağıtmaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sermaye artışı ile ilgili şu anda yakın bir vadede bir planımız yok. Ama temettü konusu bizim için çok önemli, çok değerli. Çünkü bütün paydaşlarımızla şirketimizin iyi sonuçlarını paylaşmak her zaman istiyoruz. Elvan Hanım, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk bizimleydi efendim. Evet, şimdi bir haberimiz var sırada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek. Haberimizi izleyelim. Daha sonra konuğumla da bu konular üzerinden sohbetimize devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaştırma adımları kapsamında kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğinde yapılan değişiklikle Merkez Bankası'nca belirlenen kredilerin aylık %2 büyüme oranını aşan kısmı için Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak. Merkez Bankası ilave sıkılaştırma adımlarına yönelik duyurusunda kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Duyuruda kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında Türk lirası ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırının %2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırının %2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise %2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti. Merkez Bankası'nın 22 Şubat'taki toplantısının özetinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülerin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir ifadeleri kullanılmıştı. Evet, haberimizi izledik. Şimdi bu bölümde Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi Berra Doğaner yayınımızda. Berra Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi az önce de izledik TCMB'nin adımlarını, sıkılaşma adımlarını takip ediyoruz. Son gelen enflasyon rakamı sonrasında da aslında beklenen adımlardı da diyebiliriz tabii. Benim size sorum, bu piyasa anlamında nasıl değerlendireceği, özellikle biz tabii bankacılık endeksi üzerinde dün bunun baskısını biraz görmüştük. Bir taraftan da işte NDF işlemlerini takip ediyoruz. Dün serbest piyasayla işte bankalar arasındaki dolar kurunun da açıldığını takip etmiştik. Mart ayına biraz daha zorlu başladı diyebilir miyiz piyasa? Bu sıkılaşma adımlarını nasıl okumak gerek? Hem piyasa açısından soruyorum bunu, hem de atılan adımların enflasyonla mücadele kapsamında yeterliliği anlamında. Evet, aslında Merkez Bankası'nın yüksek miktardaki faiz arttırımlarının yanı sıra
parasal sıkılaştırma tarafında da adımlar atması zaten bekleniyordu enflasyonla mücadele programı kapsamında. Üstelik de malumunuz gelen veriler de oldukça kuvvetli hali hazırda enflasyonun seyri. Her ne kadar baz etkisiyle düşüş beklense de yine de bu Merkez Bankası'nın politikaları açısından bir miktar daha ilave parasal sıkılaştırma gerektiren bir ortama işaret ediyor. Hem bu gereklilik hem de seçim öncesi hem bireylerin hem kurumların dövize yönelik artan talebi Merkez Bankası'na bu adımı attırdı gibi gözüküyor. Belirttiğiniz gibi dün güçlü bir talep vardı. Tıpkı geçen seçim öncesi olduğu gibi adeta ikili kur seviyesi dahi görüldü, makas açıldı. Bankalardan ziyade oradan yeterli döviz likiditesini alamayan bireyler diyeyim, kapalı çarşıya da önemli bir ilgi gösterdiler. Hal böyle olunca biraz daha anlam kazanıyor tabii bu atılan adımlar. Burada şunu sorunuza döneceğim ama tabii özellikle dövize yönelik bu günlerde artan talebin hem seçim, bir önceki seçimden sonra yaşanan kuvvetli artış ezberi var herkesin kafasında. Acaba bu kez de olur mu diye bir yönelim var. Hem de aslında hala Türk lirası mevduat faizleri yeterli getiriyi sunmuyor yatırımcıya. Biraz bunun da etkisi var. O nedenle hani ben bu seviyelerden Türk lirası mevduat yapacağıma seçim öncesi riske girmeyeyim, döviz alayım mantığıyla herhalde seçime kadar bunu izleyeceğiz. Merkez Bankası attığı adımlarla bir taraftan kredi musluklarını kıstırırken bir taraftan da mevduat faizlerinin bir parça yukarıya gitmesini desteklemek istiyor. Tabii bu bankacılık sistemi üzerinde yapılan düzenlemeler, alınan önlemler borsada işlem gören bankaların olumsuz etkilenmesine sebep olabiliyor. Dün bunu seyrettik ama bugün bir parça daha yumuşak diyebiliriz. Piyasa da bugün daha güçlü genel olarak. Yani günlük etkiler gibi oluyor. Çok da kalıcı etkileri olmuyor. O günkü genel piyasa koşulları içinde fiyatlanıyor. Ertesi gün daha farklı bir manzara görebiliyoruz. Bankacılık hisseleri de primli zaten. Onun düzeltmesi yaşanıyor. Bu bir vesile oluyor. Düzeltme yaşanıyor. Ertesi gün tekrar kendi normal rotasına dönüyor diyebilirim. Berran, mevduat faizleri de aslında düşük de olabilir dediniz. Bu anlamda peki hızlı yükselmiş yılbaşından beri Borsa İstanbul var %20-25 aralığında. Eğer bu atılacak adımlar neticesinde mevduat faizlerinde olası bir yükseliş olursa veya dolar TL'nin şu kuruyla da hali hazırda hepsini şu an düşünürsek ama mevduat faizlerinde biraz daha artış olduğunu görürsek. Burada yeniden portföylerde bir ayarlama yapılması gerekir mi veya bir kayış olur mu? Özellikle biz bunu sonbahar döneminde yaşamıştık hatırlıyorsak. Mevduata ciddi bir kayış olmuştu. İşte halka arzlara gelen talepler düşmeye başlamıştı. Borsa bir anda cazibesini kaybetmişti. Tekrar öyle bir dönem yaşanılabilir mi? Yoksa artık farklı bir durumda mıyız? Farklı bir dönemde miyiz? Reel getiri arayışı ne kadar önemli olacak burada? Şöyle, Kasım-Aralık 2023 dönemini söylüyorsunuz. Gerçekten çok gerek mevduat faizlerinin yükselişiyle yıl sonu mevduat toplama hareketi de vardı bankalarda. Önemli bir kayış olmuştu. Öte yandan Kasım-Aralık ayındaki sert düşüşün faizler boyutuyla değerlendirdiğimizde esas sebebi kredi faizlerinin, hisse senedi kredisi faizlerinin çok hızlı arttırılmış olmasıydı. Geldiği seviye itibariyle krediyle hisse senedi taşımanın doğrusu hiçbir cazibesi kalmamıştı. Biz o dönemde kredili hisse senedi satışlarını gördük Kasım-Aralık döneminde. O ani çıkışın etkisini o zaman yaşadık. Günümüze geldiğimizde
Ben artık daha buna benzer bir hareket beklemediğimi ifade etmeliyim. Çünkü satılması gereken kredili pozisyonlar o dönemde satıldı. Zaten oldukça yükselen hani %75-80 seviyesinde şu anda aracılık sistemindeki de kredisi oranları. Normal krediden bahsediyorum. Temerrüt faizleri daha da yüksek. Tabii yıllık, bir yıllık %80 civarında bir getiri elde ederseniz ancak kredinizin faizini ödüyorsunuz. Bu da çok kolay elde edilebilir bir getiri değil. Dolayısıyla satılması gereken pozisyonlar zaman içerisinde satıldı ve ilave kredili pozisyon da çok fazla açılmıyor içinde bulunduğumuz günlerde. Kredi miktarı çok artmıyor sistemdeki. Dolayısıyla ben çok fazla bundan ötürü bir şey beklemem. Onu yaşadık. Mevduata geçiş, onu da büyük ölçüde yaşadık diye düşünüyorum. Artık Türk borsası oldukça farklı dinamiklere haiz. Zaten portföy bilinci çok yerleşti. Yatırımcı okuryazarlığı arttıkça, hisse senedi finansal okuryazarlık seviyesi arttıkça, işte sizlerin vasıtasıyla anlatıyor tabii herkes portföy çeşitlendirmesinin faydalarını. Zaten hisse senedi belirli bir yüzde tutuyor. Döviz cinsi menkuller ya da döviz tevdiat hesapları belirli bir yüzdeyle portföylerde. Türk lirası mevduat belirli bir yüzdeyle portföylerde. Yani ben hisseden çok çok fazla bu nedenle mevduata geçiş borsayı etkileyecek kadar olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca kurumsal yatırımcı büyüklüğümüz, bireysel emeklilik sistemi büyüklüğü, yatırım fonlarının hem çeşitliliği hem buradan hisse senetlerine gelen kısım. Yani bütün bu değişen yeni sermaye piyasası dinamiklerimiz düşünüldüğünde çok böyle sert kayışlar ürünler arasında yaşanmıyor. Daha dengeli kayışlar, daha dengeli portföyler izlediğimizi söylemem mümkün. Evet, Berra Hanım, söyledikleriniz gerçekten sermaye piyasalarının derinliği adına da çok önemli ve faydalı ve gerekli de hatta dinamikler. Tabii bu arada sermaye piyasalarının derinliği demişken bir taraftan da yatırımcı sayılarının da arttığını da takip ettik. Hatta o halka arz döneminde zirve yapan yatırımcı sayıları sonra bir kayış olmuştu, düştü. Şimdi tekrar yine arttığını görüyoruz. Yine 8 milyonlara kadar çıktı. Burada tabii yine halka arzların etkili olduğunu söylemek lazım. Yılbaşından beri yine yüklü halka arzlar takip ediyoruz. Taban taban serileri de devam ediyor. Bu anlamda peki yatırımcı sayısının bu niteliğe etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Yani finansal okuryazarlık anlamında da gerek büyüklük anlamında ya da derinleşmesine gerçekten yardımcı oluyor mu diye sorayım. Ben yatırımcıların çok büyük bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum, yakinen görüyorum. Öğrenme, finansal okuryazarlık seviyelerini arttırma konusunda çok fazla ilgileri var. Yani öylesine girişler olduğunu düşünmüyorum. Nitelikli ve daha iyi olmak, daha kalıcı olmak, bu piyasaları uzun süre içinde olmak şeyi var, motivasyonu var yatırımcılarda. Ben bunu görüyorum. Buna aracı kurumlarımız da çok güzel bir şekilde karşılık veriyorlar. Her hafta sonu gerçekten sadece İstanbul'un demeyeceğim, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde birçok aracı kurumun konferans salonlarını, otel salonlarını tıka basa dolduran seminerleri oluyor. Hem yatırımcılar bunlara çok çok ilgi gösteriyorlar, hem aracı kurumlar da bu ihtiyacı gidermek için sürekli bir gayret içerisindeler. Onun dışında eğitim programları çok fazlalaştı. Bunlara katılıyor yatırımcılar. Dijital ortamdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bir kendini geliştirme çabasının belirgin şekilde hızlandığını gözlemliyorum içinde bulunduğumuz dönemde. Bunu da çok olumlu bir faktör olarak niteliyorum. Evet, halka arzlar buna sebep oldu. Çok da iyi oldu, vesile oldu. Evet, belki 8 milyon hesabın bir kısmı sadece halka arzlar nedeniyle aile fertlerine açılmış hesaplar, ama bunların etkisini bir tarafa koyarsak önemli bir kısmı da
piyasalara halka arz nedeniyle katılmakla beraber sonrasında borsayı daha iyi derinlemesine öğrenmek, hisse seçmek, halka arz dışında hisse senetlerini de seçmek, onlara da yatırım yapmak konusunda, hisse senetlerine portföylerinde yer vermek konusunda kararlı bir kitle oluştu. Hatta geleceklerini bununla planlayan, yani işte faizle veya kurlarla tasarruflarınızı bir yere kadar büyütürsünüz. Hatta neredeyse ancak enflasyonun küçük bir miktar üstünde getiri sağlayabilirsiniz. Ama hakikaten zenginleşmek istiyorsanız, ki buna finansal özgürlük diyor pek çok yatırımcı, bunu gerçekleştirmek, emekliliğinizi garanti altına almak istiyorsanız biraz daha riskli enstrümanlara, Türkiye'nin büyüyen şirketlerine yönelmeliyiz bilinci. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de bugünlerde ön plana çıkmaya başladı ve bu hepimiz için çok memnuniyet verici, ülkemiz için, sermaye piyasalarımız için son derece de yararlı. Evet, aslında 1985 yılında kurulmuş yeni bir borsa olduğumuzu düşünürsek bizim de belki vesile olan bir araca ihtiyacımız vardı. Belki halka arzlar da bu anlamda yardımcı olmuştur diyerek size ben de katkı yapmış olayım. Berra Doğaner, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Evet, piyasa hattını burada sonlandırıyoruz. Birazdan seans notlarında Reyhan Baysan sizinle birlikte olacak. Bugünlük hoşçakalın.